Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere karaindiba otuyla ilgili kısaca bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Birçoğumuzun yakından tanıdığı bu bitki, bilindiği gibi ülkemizde her bölgede, bahçelerde, boş arazilerde kendiliğinden yetişen bir bitkimiz. Karaindiba bitkimiz özellikle Nisan-Mayıs aylarında ortaya çıkan ve testere gibi böyle yaprakları tırtıklı, mor sap üzerinde olan aslında ıspanakgillerden bir bitkimiz. Çiçeği böyle sarı renkte açar ve daha sonra birkaç gün içerisinde bu tüy gibi bir yapı alarak tohumlamasını bu şekilde yapar. Hatta hatırlarsınız çocukken birbirimize bunu üflerdik şeytan tüyü diyerekten falan da oyunlarını oynardık. Karaindiba bitkimizi genel olarak Anadolu'da birçok insan yemeğini yaparak ya da çiğ olarak salatalarda tüketir. Özellikle Ege bölgesinde çeşitli yemeklerde gayet güzel kullanılmakta. Hatta gözleme işlerine dahi kullanılmakta biliyorsunuz. Birçoğumuz da ise kurutup çay olarak demlemeyi tercih etmekteyiz. Karaindiba otumuzun özellikle yapraklarında A ve B vitamini var arkadaşlar. Bilindiği gibi yine bunun sap kısmı da böyle mordur. Kırmızıya yakın mor renkte. Çiçeğinde ise C vitamini barındırmaktadır. Dolayısıyla bu bitkimizin tam anlamıyla faydalanmak için sap, yaprak ve çiçeğinin birlikte kullanılmasında büyük fayda var. Özellikle çay olarak kullanacak arkadaşlarım bu şekilde hasat edip kullanmalarını tavsiye ederim. Aldığınız kurutulmuşlarında da içerisinde bunu belirleyici özellik olarak ararsanız çok iyi olur arkadaşlar. Hasat edilirken bu kök kısmına doğru kısımdan dipten doğru hasat edilmesinde büyük fayda var. Karaindiba otu genel olarak safra kesesi tembelliğine, karaciğer tembelliğine ve idrar söktürücü özelliğiyle ön plana çıkmaktadır. Özellikle safra kesesindeki çamur ve iltihap için ve karaciğerdeki fonksiyon bozuklukları için oldukça faydalı bir bitkimizdir. Yine ergenlik sivilcelerinde de çok güzel sonuçlar veren bir bitkimizdir. Tabii karaciğer yorgunluğundan kaynaklı sivilce sorunlarında da kullanılabilen bir bitkimiz. Oldukça faydalı, şifalı bir bitkimizdir bu anlamda. Çiğ olarak dediğim gibi yemeği yapılarak salatası tüketilerek ya da kaynatılarak suyu içilebileceği gibi kurutulup gölge bir ortamda kurutulduktan sonra çay olarak demlenip içilebilir. Bir su bardağı kaynar suya ortalama bir tatlı kaşığı kadar ilave edip 7-8 dakika beklettikten sonra süzülerek içilebilir. Aynı zamanda öz suyu ile cilt toniği yapabilirsiniz. Sivilceliklere harici olarak dışarıdan da sürebilirsiniz. Bilginiz olsun. Karaindiba otumuz hem A vitamini hem B vitamini özellikle de çiçeğindeki C vitamininden kaynaklı olarak bağışıklık sistemini güçlendirici ve antioksidan özelliğiyle de ön plana çıkan bir bitkimizdir. Bu amaçla da çok güzel, başarılı sonuçlar vermekte ve kullanılmaktadır. İsteyenler immün sisteminin güçlendirilmesinde ve yine antioksidan özelliğinden faydalanarak hücre duvarlarının kötü oluşumlardan korunmasına karşı çayını bu şekilde de kullanabilirler. Bilginiz olsun. Çayından günlük 2-3 bardağı kadar içilebilir. Bir sıkıntı yaratmaz. Özellikle karaciğer yorgunluklarında şahdere bitkisi, kurt pençesi otuyla birlikte tüketilmesinde büyük fayda var. Yine sivilce sorunlarında da özellikle en azından yanında bir şahdere bitkisi ilave ederek o şekilde demleyip içmekte büyük fayda var arkadaşlar. Şu anda tam mevsimi, isteyen toplayıp gölge bir ortamda kurutabilir. Dediğim gibi tohuma kaçmadan şu şekilde çiçeğiyle birlikte, sapıyla birlikte toplayıp kurutursanız çok çok iyi olur. Bu anlamda fayda açısından daha zengin bir yapıyı elde etmiş olursunuz. Ayrıyeten karaindiba otunun yine birçok rahatsızlıkta kullanımı vardır. Ama başlıca özellikle safra kesesi tembelliği olanlar ve karaciğer temizleme ihtiyacı olanlar, karaciğerinde sıkıntı olan arkadaşlar için çok faydalı bir bitki. Dediğim gibi bu şekilde kullanımları var. Yine isteğe göre lapası da harici olarak kullanılabiliyor. Bazı durumlarda özellikle çıban sorunlarında falan bir miktar fayda edebilir. Yine çünkü antioksidan özelliği var dediğim gibi. Haricen kullanımı da lapa ve tonik olarak kullanılabilir.
Toniğini hem isterseniz kurusunu kaynatarak suyunu cildinize sürebilirsiniz. İsterseniz yaşını blender'da çekerek öz suyunu alabilirsiniz bu şekildeyken. Ve o suyunu gül suyuyla seyreterek ya da bir distile suyuyla seyreterek yine cildinize tonik yapabilirsiniz, bilginiz olsun. Özellikle sivilceli ciltler için. Yine sırtında omzunda sivilce sorunu olanlar da hem çayını içerek hem de harici olarak da öz suyuyla ya da kaynatılıp soğutularak elde edilmiş suyuyla sivilceli bölgeleri silerek faydalanabilirler. Aynı şekilde karayindi otunun bir de saç tavkiye faydasından bahsetmek istiyorum. Saç kıran sorununa da oldukça faydalıdır karayindi bitkimiz. Yine karayindi öz suyuyla saç kıran oluşmuş bölgeler silinerek o bölgede yine başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Tabii yanında birkaç tane de yine saç bakım yağı ilave edersiniz daha sonrasında kullanmak üzere ama o özellikle saç kıran olan bölgenin tonik gibi kullanılarak o bölgede sonuç alınabilir. Çünkü saç kıran bölgede oluşmuş bir tür mantar biliyorsunuz. Yine mantarı temizleme özelliği var o bölgede. O bu amaçla da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kullananlara, uygulayanlara şifalı olması dileğiyle bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun.